Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Dildeki bazı sözcüklerin zaman içinde kullanılmaz duruma gelip yok olduğu, buna karşılık gereksinme sonucunda bazı sözcüklerin de türetilerek dile katıldığı görülür. Bu durum dilin nokta nokta olduğunun da göstergesidir. Arkadaşlar bu paragrafta dilin aslında canlı bir varlık olduğu anlatılmış. Dil diyor nasıl ki bir insan doğuyor, yaşıyor ve ölüyorsa işte diyor dildeki bazı kelimeler de zaman içerisinde ne yapıyor yok oluyor kullanılmıyor artık bazı kelimelerde gereksinme ihtiyacı ortaya çıktığı için türetiliyor diyor e bu durumda dilin canlı bir varlık olduğunu gösteriyor o yüzden seçeneklere baktığımızda A'da verilen ifadenin canlı bir varlık olma özelliğinin boşluğa getirileceğini görüyoruz cevap A aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden biri değildir A heyecana bağlı işlev bu duyguları karşılayan, duyguları harekete geçiren işlevdir. B göndericiye bağlı işlev böyle bir işlev yok arkadaşlar. Bunun doğrusu göndergesel işlevdir. Bilgi veren metinlerde karşımıza gelir. O yüzden B'dir cevabımız. Kanalı kontrol işlevi de soru tarzında verilen metinlerde karşınıza çıkar. Mesela sesi duydun mu tarzında. Göndergesel işlev bilgi veren işlevdir. Doğrudur. Alıcıyı harekete geçirme işlevi de Emir tarzında cümlelerle karşımıza gelir. Yemek ye, yerinden kalk, kapıyı aç gibi emir şeklindeki işlevdir. Dolayısıyla cevabımız B. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Medeniyet dili de denilir. Belirli kuralları vardır. Ülkenin ortak dilidir kullanıldığı ülkenin her yerinde aynı özelliği gösterir. Şu ikisi aslında çıkarıyor arkadaşlar. Ülkenin ortak dilidir. Kullanıldığı ülkenin her yerinde ortak özelliği gösterir. Aynı özelliği gösterir diyorsa bu bizim için standart dil yani yazı dili olmalı. Konuşma dili dediğimiz her yerde farklılık, aynı evde bile farklılıklar gösterebilir. E yöre dili diyor zaten yöreye göre değişir. Ağız da öyle. E argoda zaten belirli kesimlerin kullandığı kendi özel belirledikleri kelimelerdi. Dolayısıyla her yerde herkesin ortak bir şekilde kullandığı ortak dil dediği standart dildir. Cevap C. Numaralı almış cümlelerde aşağıdaki dilin işlevlerinden hangisine örnek yoktur? A. Kanalı kontrol işlevi, heyecana bağlı işlev, göndergesel işlev, alıcıyı harekete geçirme işlevi, Dil ötesi işle bir. Söylediklerimi duymayan kaldı mı arkadaşlar soru sorarak ne yapıyor kanalı kontrol ediyor burayı A ile eşleştirebilirim. iki yurdumuzda en fazla yağmur Karadeniz bölgesine düşmektedir. Bilgi veriyor. Bilgi verildiği için de göndergesel işle verilebiliriz. Çok mutluyum her şey istediğim gibi yoluna gidiyor. Cümlesinde bir duygu var. Dolayısıyla heyecana bağlı işle vardır burada. Sıfatlar isimlerden önce gelip onları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir diyerek dil bilgisiyle ilgili özellikler verdi, bir örnek verdi. Bu da bizi dil ötesi işleviyle ilgili özelliğe götürür. Buradan da e'yi çıkarabiliriz. Evet, verilen cümlelerde alıcı harekete geçirme işleviyle kullanılmış bir örnek yoktur. Cevap D. Bir öğrenci sınıfta kalmak yerine çakmak, ders çalışmak yerine ineklemek ifadelerini tercih ediyorsa bu öğrenci bir jargon, iki argo, üç şive, dört ağız, beş lehçe kavramlarından hangisini kullanıyor olabilir? Burada arkadaşlar öğrencilerin yani belli bir grubun kendi aralarında kullandığı özel kelimeleri görüyoruz. Biz bunu argo diyoruz. Her meslek grubunda ya da toplumu oluşturan her bir grubun kendi içinde böyle argoları olabilir. Dolayısıyla bizden istediği cevap B. Bu dizelerdeki iletide dilin hangi işlevi kullanılmıştır? Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Evet bir şiirden alıntı görüyoruz arkadaşlar ve bu şiir bir duygu işliyor, lirik bir şiir. Dolayısıyla şiir gibi edebi türler bizim için sanatsal işlevdi. Dolayısıyla cevabımız sanatsal işlev görünüyor. Kanalı kontrol işlevi soru sorup e, alacağımız cevapla ilgili bir işlevdi. Mesela bugün okula gittin mi gibi. Üst dil işlevi ise e, bizim daha çok dil bilgisi kurallarının işlendiği bir e, dil bilgisi kuralları ile ilgili bilgi verilen işlevdi. Göndergesel işlevde bilgi veriyordu, nesnel bilgiler veriyordu. Alıcıyı harekete geçirme işlevinde de emir kipleriyle ne yapıyorduk? Alıcıyı harekete geçiriyorduk. İşte kapıyı aç, camı kapat gibi e, emir ifadeleri veriyorduk. O halde burada bir sanatsal işlev vardır. Cevap A. Yayalar ve sürücüler trafikteyken trafik lambalarının yol göstericiliğinden yararlanırlar. Buna göre trafik lambası yaya sürücü arasındaki durum aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Arkadaşlar sürücüler ve yayalar ne yapıyorlar? Trafik lambasındaki ışıkların kendilerine vermiş olduğu mesaja göre hareket ediyorlar. Kırmızıysa duruyorlar, sarıysa geçmeye hazırlanıyorlar, yeşilse geçiyorlar. Bu onlar için bir iletidir. Bu mesajı alıyorlar ve harekete geçiyorlar. Dolayısıyla burada aslında bir iletişim gerçekleşmiş oluyor. Bu yüzden cevap C. Her millet dilini kendi gereksinimlerine, kültür ve medeniyet seviyesine göre biçimlendirir. Buna göre bir ulusal olması, iki canlı olması, üç değişmez olması ifadelerinden hangisi dilin özelliklerinden değildir? Sadece burada verilen cümleye göre bile hareket edersek arkadaşlar değişmez olmasını kesinlikle çıkaramayız. Çünkü bakın diyor ki her millet dilini kendi gereksinimlerine kültür ve medeniyet seviyesine göre biçimlendirir yani dönüştürür, değiştirir diyor. E, dolayısıyla değişmez olması buradaki ifadeyle çelişiyor. O yüzden üç kesinlikle ne yapılamaz? Dilin özelliklerinden söylenemez. Evet ulusaldır çünkü kendi dilinin gereksinimlerine göre kültür ve medeniyet seviyesine göre değiştirir, geliştirir, dönüştürür. Dolayısıyla ulusallığını çıkarabiliriz. Biçimlendirir ifadesi zaten dilin canlı olduğunu, dildeki bazı kelimelerin doğup, büyüyüp işte e, aynı canlı bir varlık gibi e, budaklanabileceğini, ihtiyaca göre kullanıldığını, ihtiyaç duyulması o kelimenin artık kullanımdan kalktığını, öldüğünü söylüyoruz sürekli. Buradan da doğrudan iki de çıkarabiliriz. Ama değişmez olması zaten cümledeki ifadeyle de çelişen bir durum. Dolayısıyla cevap C. Bu cümlelerde diş sözcüğünün gösterdiği anlam özelliği aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Yemeğe iki diş sarımsak koydum cümlesinde diş sözcüğü gerçek anlamının dışında tane anlamında kullanılmıştır. Azı dişinde çürük var cümlesinde diş sözcüğü gerçek anlamda bir organımız olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar bu cümlelerdeki diş kelimesinin anlamını belirleyen cümledeki kullanımıdır. Yani biz cümledeki kullanımına göre ne yapıyoruz? Bu kelime gerçek anlamdadır, bu kelime yan anlamdadır, mecaz anlamdadır, terim anlamdadır vesaire diyoruz. Yani cümledeki bağlam bizim o kelimenin hangi anlamda kullanıldığını gösteriyor. Dolayısıyla cevap E'dir. Öğretmenin söylediklerinde anlaşılmayan bir şey var mı sorusuna öğrencilerden cevap gelmedi. Bu cümlede söz edilen tablo iletişim unsurları bakımından değerlendirildiğinde hangi eşleştirme yanlıştır? A. Kaynak öğretmen Evet arkadaşlar öğretmen kaynağımızdır. Çünkü cümleyi söyleyen soruyu soran kişidir. Yani göndericidir doğru. İleti söylenenlerin anlaşılıp anlaşılmadığının öğrenilmek istenmesi. Evet bu da doğru. Alıcı öğrenciler. Evet arkadaşlar soruyu öğrencilere soruyor. Doğru bağlam söz demiş. Hayır bağlam söz olamaz. Çünkü bağlam dediğimiz yer aslında iletişimin gerçekleştiği ortamdır, mekandır. Burada okuldur, sınıftır. Dolayısıyla yanlış verilmiştir. Cevap D görünüyor. Dönütte sessizlik, öğrencilerden cevap gelmedi. Yani sessizlikle aslında dönüt vermiş oluyorlar. Bu yüzden doğru yanıtımız D. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Bir toplumun tarihsel gelişme süreci içinde oluşturduğu maddi ve manevi değerler bütünü olan nokta nokta nesiller boyunca nokta nokta ile aktarılarak yaşatılır. Arkadaşlar ikinciden de gidebilirsiniz isterseniz. Şimdi bazı maddi ve manevi değerler nesiller boyunca ne ile aktarılır? Dille aktarılır değil mi? O zaman ikinciye mutlaka ne gelmesi gerekiyor? Dil gelmesi gerekiyor. Bir toplumun tarihsel gelişimi süreci içinde oluşturduğu bakın dikkat. Maddi manevi değerler bütünle biz ne diyoruz arkadaşlar? Kültür diyoruz. O halde kültür ve dil sıralaması A'da var. O yüzden cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? A her iletişimin göndericisi ve alıcısı vardır. Doğru. Bağlam iletişim unsurlarının oluşturduğu ortamdır, yerdir, mekandır. Doğru. İletişim ortak semboller sistemiyle gerçekleştirilen bilgi alışverişidir. Doğrudur arkadaşlar. İletişimde bir bilgi alışverişi vardır ortak sembollerle. D İnsanlar arasında dil dışında bir iletişim aracı kullanılmaz diyor. Kesinlikle yanlış. İnsanlar arasında iletişim aracı olarak pek çok şey kullanılabilir. Mesela trafik işaretleri değil mi? Ya da bir kurumdaki görsel semboller ya da işitme engellilerin kendi arasında kullanmış oldukları o dil bile bir iletişim aracıdır. Dolayısıyla D'de verilen bilgi yanlıştır. Gönderici ile alıcı arasındaki iletişim kanalla sağlanır. Doğrudur. Cevap D.